Gifkanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü Ankara yarış yorumlarıyla birlikteyiz. Ankara'da iki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. Ben ikincisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci altıganla ilgili ise tuttuğum atlar var onları vereyim. Belki gelirler değerlendirenler olur e, yardımı olur diye ümit ediyorum. Onlarla ilgili de böyle ufak ufak yorumlar paylaşacağım. Düne değinecek olursak İstanbul'da aslında birkaç tane analizimiz başarılı olsa da genel olarak iyi bir sonuç alamadık diyebiliriz. Her zaman iyi sonuçları söylemek, Twitter'da da bununla ilgili bir cümle yazdım. Yani sağa sola baktığımızda herkes iyi şeyler paylaşıyor. Gerçi sadece tahmin içinde bunu söyleyemeyiz yani mesela bir futbol takımı içinde bunu söyleyebiliriz. Eğer takım kazanırsa herkes kazandık diye bir şeyler paylaşır. Kaybettiğinde herkes böyle köşesine çekilir. Ben kaybettiğimiz zamanlarda en azından böyle bir şeyler yazmayı, bir şeyler söylemeyi seven ve doğru bulan biriyim. O yüzden de dün de işte mesela istediğimiz sonuç alamadık ama yarın Ankara telafi edeceğiz diye bir paylaşımda bulundum. Ara ara Twitter'da paylaşımlarda bulunuyorum. O yüzden de biz Twitter'da e, takip edebilirsiniz ki dün pist değişikliği de oldu. Bununla ilgili de yorum paylaştım. Bununla ilgili de düşüncelerimi paylaştım. O yüzden de burada takip etmeniz sizler için yararına olacaktır. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Programa genel olarak bakış atacak olursak özellikle ikinci aldık genç söylüyorum. Zor bir bülten bizleri bekliyor. Eğer başarılı olursak kazanabilirsek gerçekten yüksek bir ikramiye verebileceğini düşünüyorum. Umarım da bunu başarırız. Yorumlara başlıyorum şimdi hmm. birinci koşuya baktığımızda ben 5 numara e temel kana dikkat çekmek istiyorum. Yani bu at aslında fena bir isim değil. İlk yarışında çok bir varlık gösteremedi ama o gün hem Akın atı çok fazla yüzmedi hem de at bayağı bir uysuzluk yaptı diyebilirim. Bir içeri attı kendini. Viraj üzerinde birkaç sıkıntı yaşadı. O yüzden de çok fazla ilk yarışını ölçü almayın. Bence potansiyelli bir isim. Bugün daha etkili bir 5 numara e temel kan izleyebiliriz. Tuttuğunuz atlar varsa yazın. 8 numaralı Yavuz Kural iyi koşar. Geçen çok erken yürümüştü. Bugün daha sabırlı koşup iyi koşabilir. Ekürler gelebilir. Everest gelebilir. E, ee, dahi kız gelebilir. Perla İtman'da fena görünmüyordu. Yani çok kolay gelmedi bana bu yarış ama özellikle 5 ve 8... Yani temel kan ve 8 numaralı Yavuz Kral benim için bir adım önde. İkinci koşuya baktığımızda 2 numaralı Günkut bence kazanmaya yakın. Önde gidebilecek atlar var. İşte gözü yılmaz. Belki Nohut gidebilir. Ee, onlar da öncesinde... sondaki öne yakın gidebilir. Zor bir koşu ama bence Kemal Günkut bu grubu yakın takip edip başarı sağlayabilir. Sürpriz arayanlar, burada sürpriz bir ata şans vermek isteyenler varsa bir numaralı Ersoy Bey'e dikkat edin. Mesafe biraz da uzun olsa büyük ihtimalle birinci anlık hani yorum verip bu Ersoy Bey'i tek atardım. Eğer mesafe kısalından etkilenmezse çok lehine gidişatta sonlarda Ersoy bir adını çok fazla duyabiliriz. 2 ile 1'e dikkat edin. Mesafenin kısalığı avantaj olan 4 numaralı Gözü Yılmaz da iyi koşabilir. Üçüncü koşta ben 4 numaralı Osman Baba'nın kazanacağını düşünüyorum. Eğer birinci aldığı için tek arıyorsanız bence 4 numaralı Osman Baba tek olarak değerlendirilebilir. Dördüncü koşuda üç numaralı köçek bence çok iyi koşar. Yani bazı zaten son yaşta çok iyi bir ritim yakaladı ve arda arda başarılar elde etti. Bugün bakıyoruz öndekisi zorlayabilecek bir at yok. Önde bomboş kalacak. Böyle boş kaldığı yaşta da genelde bitiren bir köçek var. Bugün de rakiplerinin tüm ataklarına karşılık verip bir beyaz bayrak ayna performansı bizlere izletebilir. Köçek yarın cazip de koşar. Yani büyük ihtimalle taç seri yüksek agf çıkar yarın. O yüzden de Köçe'ye dikkat etmekte ve öncelikle şans vermekte fayda var. Rakipler 5 numara Taç Ser ve 2 numara da Dizdarım olabilir. Şimdi bizi ilgilendiren kısma ikinci aldıgayına geldik. İkinci aldıgayın özellikle 2 kere çok zor. Ben 2 kere kapatacağım. Çok fazla da şans vereceğim. Ama son ayaklarda biraz da elimizi kolaylaştırır kolaylaştıracağız. Alternatif teklerimiz var. Ön planda önereceğim isimler var. O yüzden de 2 kere dikkatli bir şekilde olabildiğince kalabalık geçmekte fayda görüyorum. Birinci koşuya baktığımızda yani ikinci aldıgan birinci yana baktığımızda ben 8 numaralı Caravaggio ile başlayacağım. Caravaggio aslında çok iyi özellikle geçen senelerde çok iyi başarılar elde etmiş ama son zamanlarda bir türlü kendini toparlayamayıp oldukça kötü performans sergileyen bir isim ki son yarışına kadar son yarışında gerçekten çok etkili bir sprint'e gelip net bir üçüncülük elde etti. Ben çok beğendim yarışını. Bugün önde gidebilecek çok fazla at var. Tam böyle Caravaggio'nun tarzda bir gidişat. Çünkü önde gidebilecek Özay Karamaç'a, Bartolomeo, Javelin, Black Oliva, Lion Mokasin, Onajde, Deep Rise gidebilir. İnanılmaz tempolar yükselecek. Uygun kilosuyla beraber eğer birazcık koşacağım derse biraz eski zamanlarına dönebilirse 8 numaralı Caravaggio'nun sonlarda bitirici sprintiyle beraber ikinci yani güzel bir başlangıç, sürpriz bir başlangıç yaptırdığını görebiliriz. 8 numaralı Caravaggio çok net bir şekilde benim favorim ama yarış kolay değil, zor bir koşu. 4 numaralı Black Oliva Bekleyerek de başarı sağlıyor biliyor bu isim. Bugün 2-3 ön gruba yakın takip ederek başarı sağlamaya çalışacak ki bunu yapma ihtimali yüksek. Daha sonra 11 numaralı koşan çok ciddi bir kilo avantajı var. Yarış kazanmakta zorlansa da bugün lane'e şartlarda sonlarda adını çok fazla duyabiliriz. 7 numara Kings Day yani son yarışında çok fazla ölçü almak doğru olmaz çünkü ara sonrası koşmuştu. Bence bugün daha iyi bir performans Kingsley'den gelebilir ve eğer Kingsley koşacağım derse bu grubun çok üzerinde bir isim. Rahat bir şekilde bu grubu geçer. At yazacaksınız. Burayı kalabalık geçeceksiniz. Yedirma Kingsley'e mutlaka dikkat edin. 6 numaralı Line Mokasin, 1 numaralı Özay Karamaça, 3 numaralı Javelin, 9 numaralı Red Ninja, 5 numaralı Belanus Red Ninja'yı görünce bir gülümsedim kendi kendime. E, bu at Ile ayrı bir yerimiz var bizim. 10 ee, numaralı Deep Price ve 2 numaralı Bartolomeo yazılabilecek diğer isimler. Dikkat çektiğim isimlere özellikle e, kafanızda ve kurgularınızda dikkat edin. Diğer atlardan eğer kendi tutmadıklarınız varsa kuponu fazlaya gideceksiniz. Elemeler yapabilirsiniz. Size kalmış. Benim sıralamam 8, 4, 11, 7, 6, 1, 3, 9, 5, 10, 2 şeklinde. İkinci aya geldiğimizde yine zor bir koşu. Yani özellikle ben bu gruba çok fazla güvenen de biri değilim. Ee, çok böyle bu koşuları kısa geçen de biri değilim. Genelde bu koşuları ben kalabalık geçiyorum. Ee, dikkatinizi çekmek için bir iki isim var. Burayı da kalabalık bir şekilde geçmeye çalışacağız. Artık son ayakta zaten riskler alacağız. Bunlardan bir ikimiz Sait Bey. Ya Sait Bey son yaşta çok iyi bir start çıkışı alamadı. Normal gidişatına göre yarışı geriler takip etti. Normalde bot yakın giderek başarı sağlıyor. Ama son işte bekleme yarışı yaparak özellikle grup 1 bir, bir yarış olmasına rağmen inanılmaz iyi geldi ve çok iyi bir altıncılık elde etti. Acaba o sıkıntıları yaşamazsa daha önlerde yarışı bitirebilir miymiş dedirtti. Çok beğendim ben koşusunu. Bugün büyük ihtimalle aynı sıkıntı yaşamayacaktır. Grup çok uygun. Biraz da ön gruba yakın gidebilirse çünkü burada çok fazla önde gidebilecek at yok. Ben ikimiz Sait Bey'in kesinlikle bu grupta söz sahibi olabileceğini. Hatta bu yarışta bir risk alınması gerekiyorsa o ismin kesinlikle Sait Bey olmaz olmaz taraftarıyım. Ben bir macera arayacağım. Bugün program zaten zor. Bir yerlerde risk almak zorundayız diyorsanız bence buradaki Sait Bey ile bir risk denemesi yapılabilir. Neden olmasın gelirse elinizi mükemmel bir şekilde kolaylaştırır. Sait Bey bir adım önde. Rakipler özellikle altınamalı öz oyuncunun altını çiziyorum bu 1400-1500 civarlarında çok iyi koşan bir isim. Son yaşın çok fazla ölçü almayın. O gün anlık bir sıkıntı yaşamış olma ihtimali fazla. Bugün eğer saydığımız isimler <laughs> Said Bey, Can Seklavi, FKLF yani ün alan işte bu gibi isimler eğer tempolar erken yükselirse yükseltirseler bu altın mal öz oyuncuya çok yarar ve yarın büyük ihtimalle gözden düşen bir öz oyuncu puanlamada geride kalabilecek bir öz oyuncu kendini tekrardan hatırlatıp böyle tatlı güzel bir sürprize imza atabilir. 2 ve 6. Benim dikkat çekmek istediğim, iyi koşmasını beklediğim ikili daha sonra 7 numaralı Asrın Pehlivanı, 8 numaralı Asrazyat, 1 numaralı Ova Kartalı, 4 numaralı Energin, 9 numaralı Terapist, 10 numaralı Efkarlı Efe, 11 numaralı Ünalan, 5 numaralı Can Seklavi ve 3 numaralı bana müsaade devreye girebilecek diğer isimler tercih sizin. Eğer tutmadıklarınız varsa arka planda verdiğim atlardan sizin de beğenmediğiniz veya gelmez dediğiniz atlar varsa elemeler yapabilirsiniz. Ben ilk ayakta risk alınması çok fazla doğru bulmuyorum. Tercih sizde. Şimdi biraz da alternatif tekler buralarda başlayacak. Üçüncü koşu yani maiden yarışa geldiğimizde ben 5 numaralı 40 kuruşun çok büyük aksilik olmazsa bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Çünkü e, bu gruba göre daha sert isimlerle ve iyi isimlerle mücadele etmiş bir 40 kuruş var. Gelin şu çim yarışına bir beraber bakalım. O arada ben de bir su içeyim. Be Şimdi 40 kuruşu bulalım. Bu balıkçı kral olması lazım. Şu da 40 kuruş sanırım. Evet bariyer dibinde. Şimdi biraz kamera açısı değiştiğinde. iç kulvarda giden 1, iki, 3. Üçüncülükte giden atamız 8 numaralı. 40 kuruş. Çok kötü bindi. O gün kim bindi? Özcan Yadırım mıydı? Evet Özcan Yadırım. İnanılmaz kötü bindi hatta. Buralara kadar çok kolay geldi. Buralarda halen çok kolay. Buralarda halen çok kolay. Balıkçı kıran ne kadar kolaysa 40 kuruş o kadar kolay. Burada tam yürümeye başladı. Hem iç tekiat hem dış at kapattı. Oradan çıkamadı. Balıkçı kral da yürüdü. Oradan da yol bulamadı. Ve buralardan yol arayışındayken at ciddi anlamda bir koç, birkaç boy kaybetti. Oradan toparlandı etti. Hemen balıkçı kralı bir köşeye bırakırsak diğer atların dibinde bir beşinci kelle etti. O gün yarışı kazanabilir miydi? Asla. Yani o gün balıkçı kralı hiç kimse geçemezdi. Ama bu yarışta net bir şekilde ikinci olabilirdi. Yaşadığı sıkıntılar olmasa ben yarışını yine de çok beğendim. Bugün bakıyoruz rakipler çok aman aman isimlerden oluşmuyor. Sonradan yarışta fena değildi bu atın. Bugün tekrardan Ankara'ya geliyor mesafe avantajıyla. Apra, son yaşında bindi. Oldukça güzeldi. bir ikinci iki elde etti. Bence yapacağı katkılarla beraber 40 kuruşun ben kazanacağını düşünüyorum. Eğer kuponu fatmaya gidecekseniz alternatif bir tek ihtiyacınız varsa 5 numaralı 40 kuruşu alternatif bir tek olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaklar 4 numaralı Gürsey. Son yarısında bu hattan çok büyük bir beklenti vardı. İyi koşacağı bekleniyordu. O gün biraz yol problemleri Biraz da Günkut'un çok ekstra koşmasıyla beraber Gürsey çok bir varlık gösteremedi. Bugün Çimpis de gelecek. Daha etkili bir Gürsey görebiliriz. Gözden de düştü biraz. Böyle tatlı güzel bir sürprize imza atabilir. Daha sonra numara Deli Osman. Öndeki tempolar kızışırsa sonlara sert gelebilir. On numaralı Sercanan. Önde gidebilecek çok fazla at göremedim. O yüzden de Sercanan gidişat avantajıyla meydana veda edebilir. Bir de burada iki ama Çınartay var. Yani bu at ilk yarısı çok güzel bir ikincilik elde etmişti Özgür arkasında. Daha sonra... E bir yarış daha görüp ara vermek durumunda kaldı ve ara sonrası yavaş yavaş toparlanıyor. Şimdi yine bir 65 gün arası var. İdman'da fena görmedim bu Çınartay'ı. Eğer İdman göğsüne yarışa yansıtırsa bu yarışın sürprizi 2 numaralı Çınartay olur. 5 numara alternatif tek adayım. 4-3-10-2 rakipler. Günün en önemli kursuna Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kursuna geldiğimizde ya ben burada net bir şekilde bir tane attan bahsetmek istiyorum. O da 5 numaralı Uğur Bey. Uğur Bey'in bu yaşta çok ciddi bir gidişat avantajı var. Çünkü Uğur Bey öne yakın giderek de geride bekleyerek de başarı sağlayabilen bir at. Çok büyük bir avantaj bu. Bu yarışa baktığımızda önde çok sert tempolar olma ihtimali çok düşük. Çünkü Ardaşa dışında önde gidebilecek bir at görünmüyor. Bana kalırsa bu yarışta Ardaş kim atlarsa o kazanır. Ben bu isminde Uğur Bey olacağını düşünüyorum. Çünkü Kingsman'in gitme ihtimali yok öne. Lord of Game gitmez. Mr. Görkem gitmez. Vernaz da gitmez. Zafer Ateşi gitmez. Ya Traktör 2 gidecek ya Uğur Bey 2 gidecek. Ben Uğur Bey'in biraz da ışman çizik faktörüyle beraber Ardaş arkasında gitmesini bekliyorum. Arda an temposu büyük ihtimalle viraja doğru yavaş yavaş düşmeye başlayabilir. Buralarda artık Uğur Bey hamlesini yapıp büyük ihtimalle virajı lider dönecek. Buralara eğer birkaç boy avansı dönebilirse zaten çok iyi bir formu var. Çok iyi yarışlar yapıyor. Bence bugün bu kadar yine de gidişatı bulmuşken oradan sonra Uğur Bey atlamak çok da kolay olmaz. Oradan sonra yarışı bitirdiğini görebiliriz. Zorlu bir koşu. Ama zorlu koşuyu kolaya çevirmek isteyenler varsa Uğur Bey'i tek olarak değerlendirebilir. Rakip yazacaklar. 8 numara traktör. Yani traktör son yaşında şöyle söyleyeyim. Ben o gün traktörü bam, e, ön planda vermiştim. Bayağı bahsettim traktörden. Yamanlar beni ya ikinci ya üçüncü at verdim ve o gün yorumlar geldi. İşte Yamanlar Bey'in yanında traktörü öneriyorsan oynamayı bilmiyorsun. Bilmem ne dadısın, dadısın ağzı olan konuşuyor gibi gibi söyleyeyim. Traktörün gelmesine gerçekten o kadar sevindim ki böyle içimden of dedim. Acaba dedim nasıl yüzü kızarmıştır? Acaba dedim ne düşünmüştür dedim acaba? Traktör geldikten sonra ne yapmıştır? Onu yazanlar çok merak ettim ama böyle beni inanılmaz sevindirdi ayrı bir sempatim oluştu traktöre. Bugün de traktörüm ben Uğur Bey gibi gidişat avantajıyla beraber yine kazanabileceğini düşünüyorum ama biraz mesafeden çekiniyorum. Bence 1900 biraz traktöre uzun gelebilir. O yüzden ikinci sıraya bıraktım. Son olarak da 7 numaralı zafer ateş edeceğim. 5 numara benim alternatif tek adayım. Kazanmayı yakın gördüm ve favorim. 8 ve 7 rakipler. 3 atla ben burayı geçiyorum. 3 at dışında herhangi bir ata şans vermeyeceğim ama sizin yeriniz varsa 4 numaralı Mr. Görkem. Ve 6 numaralı vernaz da yazabilirsiniz. 5. <laughs> aya geldiğimizde burada da iki tane at önereceğim. Bunlardan biri bir numaralı Man of Heart. Yani Man of Heart bir yarış önce inanılmaz bir yarış kazandı. Çatır çatır tempo kurdu ve çatır çatır çok kolay bir şekilde bitirdi yarışı. Son yarışında Kraliçe Elmaz'la çok erken mücadeleye girince Dördüncü elde etti ama o mücadeleye rağmen o efor sarf etmesine rağmen dördüncü olması bence büyük bir başarıydı. Bugün King Falcon dışında önüne gidebilecek bir at yok ama ben King Falcon'un çok ısrarcı olacağını, Man of Art'ın tempodan çıkacağını düşünmüyorum. Man of Art yine bir yarış önce olduğu gibi çok sert bir tempo verip, hızlı bir şekilde önlere gelip, bir on boy on boy yarışı götürerek bir beyaz bayrak haline yarışı yapmaya çalışacak ki bence bunu başarma ihtimali çok yüksek. Benim burada net bir şekilde favorim bir numaralı Man of Art. Tek bir rakip önereceğim o da 7 numaralı Nero Surgeon. Bu hattan beklentim var. İyi yerlere gelmesini bekliyorum. İyi yarışında %40 kusur AGFL koştu. Ondan sonra bir ara verdi. 3 tane yarış gördü. Özellikle son 5. ile beraber yavaş yavaş toparlandığını gösterdi. Bugün ciddi rakipler arasında 10 kiloya yakın bir fark var. İnanılmaz etkiler bu yarışta. Ee, 1900'lük bir yarışta. Çok ciddi anlamda etkileyebilir. Etkiler hatta. Bence yarışı yer, yer takip edebilirse. Böyle Menofart ve King Falcon hemen arkasında Mücahit Bayır konumlanabilirse. Bu yarışın sürprizi, etkili performansı 7 numara Nero Surgeon'dan gelebilir. 1 numara kazanma yakın. 7 numara rakip. Günün son kosuna geldiğimizde 1 numaralı Arifcan'ı günün bankosu olarak öneriyorum. Arifcan özellikle liderliği aldığı yarışlarda ciddi başarılar elde etmiş. Ee, Birincilik mücadelecisi içerisinde yer almış bir isim yarış kazanamasa da. Bugün de bakıyorum önde gidebilecek bir at göremedim. 4 numaralı oğlum benim belki deneyebilir ama Arifcan'ın ben biraz daha ısrarcı olacağını, daha seri bir at olduğunu düşünüyorum. <laughs> O yüzden liderli alma ihtimali çok çok yüksek. Zaten mesafede 1300 çok uzun değil. Bir numaralı Arifcan liderli alabilirse Müslüm Çelik zaten önde giden, öne yakın giden hatta çok iyi katkı sağlayan bir jokey. Yapacak katkılarla beraber bizlere beyaz bayrak ayna yarışı izlettirecektir. Bir numaralı Arifcan benim bugünkü Ankara'daki bankom diyerek Ankara yorumlarını tamamlıyorum. Akşam baktığımızda İzmir var. İzmir'de de güzel bir bülten var. İzmir'le ilgili yorumlarım gifkanaliz.com sitesinde olacak. Bir dahaki YouTube yayınımız Pazar günü İstanbul. Ee, o zamana kadar sitemizde olacağız. Ee, bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.